Kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar 2 ve 8 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Evet, ayın fazı küçülecek bu hafta, hafta sonuna doğru daha da kapanacak ve pazar günü bir yeni ay doğacak. Ve bu hafta önemli gezegen etkileşimleri var. Gün gün onlardan bahsedeceğim. En önemlisi bizim için Uranüs Güneş karesi cuma günü kesinleşecek. Merkür Uranüs karesi çarşamba günü, salı günü ise en güzel olanı Uranüs Venüs üçgeni gerçekleşecek. Öncelikle bu haftanın en güzel günü salı ve salı günü gökyüzünde gerçekten harika açılar var. Hemen hemen her yönüyle gökyüzü bizi destekliyor olacak. Ancak Uranüsyen bir gün olduğunu tekrar belirtelim. Uranüs'ün Güneş, Merkür ve Venüs'te olan etkileşimleri bizim için çok ani, hızlı, gündemin değiştiği bir hafta olacağını işaret ediyor. Kova burçları için ise tabii ki özellikle ilişkilerinize vurgu yapan bir hafta olacak. Özel ilişkileriniz, iş hayatınız, evliliğiniz veya sosyal statünüzle ilgili ya da sosyal statüyle ilgili ilişkileriniz gündeminizde olacak. Mars artık Başak Burcu'nda, Venüs'le birlikte 8. evinizde biraz para yönünden ödemeler kısmında sizi sıkıştırabilir. Bankalar, finans sektörü, o alanlarda bazı mücadeleler vermeniz gerekecektir. Ancak salı günü gerçekleşecek o Uranüs'ün Venüs'te olan uyumlu açısı işte buraya destek veriyor. Beklenmedik sürpriz gelişmeler, ani kazançlar, belki böyle beklediğiniz ama umudunuzu kestiğiniz bazı haberler getirebilir size. Çünkü o alana etki yapıyor, etki bırakıyor. Çarşamba günü ise Merkür'ün Uranüs'te olan bir karesi var. Bu tabi sabit grup burçların hepsi için önemli. Size de etki verebilir. Çünkü ilişkiler evinizde biraz ilişkilerinizi zorlayacak. Oradaki koşulları değiştirmek için biraz enerji harcayacak, biraz mücadele edeceksiniz gibi gözüküyor. Bir yandan Güneş de orada. İlişkiler bakımından oldukça kendinize güveninizin tam olduğu bir süreç aslında. Eğer bazı şeyler yolunda gitmiyorsa da mutlaka bir sebebi vardır. Ama bu hafta, burada bir hafta sonunda, daha doğrusu yeni ay doğacak. Yeni ay videosunda özellikle bahsettiğim Kova Burcu'nda nasıl etki alacağınızı lütfen izleyin. Dolayısıyla ilişki dinamikleriniz sizin için çok önemli ve ortaklıklar. Haftayı gün gün böldüğümüzde çarşamba gününe kadar ay İkizler Burcu'nda. Hava grubu bir burçta olduğu için tabii sizi destekleyen bir alan burası. Sizin 5. evinizde 3 gün ilişki, para, kendinize ortaya koyduğunuz alanlar, sosyal statünüz, aşk hayatı, bunlarla ilgili gelişmelerin olabileceği bir 3 gün. Çarşamba geceden sonra ay Yengeç Burcu'na geçecek cumartesi sabahına kadar. Tabii duygusal olarak daha değişik olacağız, daha hassas olabiliriz. Sizin için iş hayatınız gündemde olabilir, sağlıkla ilgili ya da genel günlük rutininizin daha fazla gündeme geleceği bir 3 gün olacağını söyleyebilirim. Cumartesi güne geldiğimizde Ay Aslan Burcu'na geçiyor ve artık ayın fazı kapanıyor. Dolayısıyla o gün ayın ışığı hiç yok, herhangi bir yeni girişim, yeni bir şey başlatmak için uygun bir gün değil. Özellikle sizin ilişkiler alanınızda cumartesi ve pazar günü oluşacak o ayın seyahatiyle birlikte. Tabi burada bazı sonlanmalar da getirebilir. Herhangi bir konuyu kapatıp yeni bir sayfa açma anlamında da düşünebilirsiniz. Fakat burada mevcut olan bazı sorunları da çözmek için fırsatlar getirecektir. Yeni ay pazar günü doğacak. Lütfen videoyu izleyin. Burayla ilgili önemli gelişmeler, yeni niyetler içinde salı gününü beklemenizi size öneriyorum. Genel olarak Uranüsyen bir hafta. Durumlar her an değişebilir, yangınlar sürebilir ve ani öfke ve sinirsel böyle patlamalar, gerginliklere de açık bir, özellikle çarşambadan itibaren hafta sonuna kadar zamanda olacağız. Pazar günü Uranüs Güneş karesi gerçekleşiyor, sizi etkiliyor sabit grup burçlarda olduğu için. Dediğim gibi sizi özellikle ilişkiler bakımından etkileyecektir, ailevi konular dahil olabilir. Bunun içerisinde hayatınızda bir değişim döngüsünde olabilirsiniz sevgili kovalar. Evet, hızlı, çok farklı bir hafta. Ani kararlar bu arada, özellikle hani çarşamba günü dedim ya, Uranüs Merkür karesi var. Çok ani kararlar düşünmeden
herhangi bir çok ciddi konuya imza atmamanızı tavsiye ediyorum. Birazcık daha böyle birkaç gün düşünün, biraz yutkunun diye tavsiye edeceğim size sevgili kovalar. Yönetici gezegeniniz Satürn, tabii Uranüs de kareye gidiyor. Hayatınızda marjinal radikal değişimlere de doğru giderken sabit grup bir burç olduğunuz için bazı şeylere de isyan ediyor olabilirsiniz. Kabullenmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Biraz baktığınız yeri, bakış açınızı değiştirmeyi deneyin bence. Güzel bir hafta diliyorum. Yeni ay videomuzu lütfen izleyin. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.